Efendim merhabalar. Bu hafta da birlikteyiz bir fincan kahveyle. HAK İş Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hoş bulduk. Aslında dönemsel olarak sizi davet etmek istemiyoruz ama Türkiye'yi öyle bir 1 Mayıs dalgası sarıyor ki her sene bu 1 Mayıs eskiden Milli Güvenlik Kurulu toplantıları vardı. Gererdi 28 Şubat sürecinde. Evet. Ya bu MGK toplantıları olmasa da millet rahat etse derdik. Aslında 1 Mayıs bahar bayramı, işçi bayramı. Güzel günler. İşte çiçekler açıyor, doğa canlanıyor. Ama bizde böylesine güzel bir gün gerilim vesilesi oluyor. Çatışma vesilesi oluyor, kamplaşma vesilesi oluyor. Tabii bu bağlamda sizin de işçi hareketine ne kadar destek verdiniz, vermediğiniz yolunda tezviratlar da üretilebiliyor. Siz 1 Mayıs'ı nasıl buluyorsunuz ve 1 Mayıs tamam tarihi çok acı bir olay var perde arkasında Taksim'de. Ama ila nihayede gerginlik unsuru olmamalı diye düşünüyorum. Rahatsız oluyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz HAK İş Konfederasyonu Genel Başkanı olarak? Serdar Bey, öncelikle 1 Mayıs'ın bir tarihsel yönü var. Dünyada hemen hemen bütün emekçilerin üzerinde mutabık kaldığı çok özel günlerden bir tanesi 1 Mayıs. Ya yani güneyde, kuzeyde, bütün kıtalarda ideolojileri, devlet yapıları ne olursa olsun bütün ülkelerde hemen hemen 1 Mayıs'la ilgili bir ortak kanaat var. Bunu bir defa görmek lazım. İkincisi, 1 Mayıs tarihsel olarak ortaya çıkış nedenleri, ortaya çıkışını sağlayan olayları bir kenara bırakırsak, daha sonraki süreçlerde bu 19. yüzyılın sonlarına doğru başlayan ve günümüze kadar devam eden çizgisinde de daha çok ideolojik bir boyuta da büründürülmüş. Yani sol ve sosyalist, Marksist, Leninist hareket 1 Mayıs sürecini daha sonra kendi ideolojik mücadelesi için temel bir argüman olarak, temel bir veri olarak kabul etmiş. O nedenle 1 Mayıs'ı bunlardan soyutlayarak değerlendirdiğimiz zaman sağlıklı bir sonuca gidemeyiz. Yani niye bu gerginlik derken bunun arkasında bir tarihsel arka plan var. Bunu besleyen bir ideolojik ana damar var ve Türkiye gibi ülkelere de yansımaları var. Dolayısıyla bu süreci böyle analiz etmeye başlarsak sağlıklı bir zemine oturur. Demek ki aslında 1 Mayıs'a adını veren olaylar, ya 18. 19. yüzyılın ortalarında itibaren Amerika'da ve Batı'da başlayan işçi hareketleri, temeli şu: insanlar, çocuklar 12-13 saat çalıştırılıyor. Biraz gençler 16 saat çalıştırılıyor. Bütün mücadele 12 saatlik, 16 saatlik çalışma süresinin 8 saate indirilmesi. Şimdi buna ideolojileri, düşünceleri, inançları ne olursa olsun bu insani bir talep. Bu insani talebi Yani biz aslında ideolojik talep olarak görüntü itibariyle çıkmamış ortaya. çıkma, çünkü o dönemde Amerika Birleşik Devletleri zaten yine Marksistlerin sosyalist bir ülke değil. Dolayısıyla orada da aslında Batı'da olduğu gibi sanayileşme, hatta Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dördüncü büyük sanayisi o tarihlerde. 19. yüzyılın ortalarından başlıyor. Ve orada ciddi bir sanayileşmeyle beraber ciddi bir sömürü, adaletsizlik, haksızlık, zulüm, insanları gerçekten sömüren, gerçekten insani bütün değerlerini yok eden bir kapitalizmin vahşi uygulamaları var. Bu kapitalizmin vahşi uygulamalarına işçilerin bir meydan okuması var. Aslında 1 Mayıs'ı adını veren olaylar bu meydan okumayla ilgilidir. Yani insanlar insanca yaşamak istiyor. 8 saatlik çalışma, slogan şu: 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat istediğin gibi yaşa. Bu slogan onların sloganı. Dolayısıyla burada mücadelenin başlangıcındaki insani talepler bizim 1 Mayıs'a daha sonra ideolojik bir anlam giydirilmesine rağmen biz 1 Mayıs'ı insani bir mücadelenin, gerçekten insanca yaşamak için yapılan bir mücadelenin adı olarak gördüğümüz için HAK İş olarak 1 Mayıs'a hem sempatiyle bakıyoruz hem de 1 Mayıs'ta emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma gününde sorunlarımızı yüksek sesle konuşuyoruz.
Taleplerimizi belirtiyoruz, itirazlarımızı söylüyoruz ve çalışanlarla dayanışma içerisinde bir bayram niteliğinde de şimdi bunu başkanım kutlamaya şu, çalışıyorum. Şimdi gün ve karşılığı. Şimdi eğer anneler günü ise, hani anneler gününün kutlanmasına karşı olanlar da var. Ama ben şöyle görüyorum. Yani hiç olmazsa bir kere annemizle ilişkimizi, annemize nasıl davrandığımızı muhasebesini yapmak için bir vesile olur. Veya işte yerli malı haftası vardı bir ara. Daha çok yerli üretime teşvik olur falan diye düşünüyor. Yani amaç. Burada da 1 Mayıs'ta öncesinde ve 1 Mayıs'ta ve sonrasında konuşmamız gereken mesele işçi hakları ne durumda? Evet. Yani biz evrensel işçi hakları uygulamalarının ya da inancımızın empoze ettiği işçi hakları uygulamalarının ne durumda olduğunu, Türkiye'nin bunun neresinde olduğumuzu tartışırsak bu gün amacına hizmet etmiş olacak değil mi? Doğru. Yani bunları konuşabilirsek. Tabii ki bunları konuşmak için aslında 1 Mayıs'ta 1 Mayıs. Bizler alanlarda oluyoruz. Bizler meydanlara çıkıp ve sorunlarımızı tartışalım istiyoruz. Ama demin söylediğim o dünyadaki 1 Mayıs algısı ülkemizde de aynı çevreler tarafından, aynı gruplar tarafından bir siyasi ideolojik mücadelenin adı olarak 1 Mayıs tarihimizde hep yer almıştır. Osmanlı döneminde ilginçtir. İlk 1 Mayıs Osmanlı topraklarında nerede kutlanmış biliyor musunuz? Sanayinin ağırlıkta olduğu Selanik'te. Bu Selanik netameli bir yerdir. Yani pek çok konuda öncülük yapmıştır. İşçi hareketinin 1 Mayıs'ı ilk kutladığı Osmanlı toprağında 1911 yılında Selanik'tir. Daha sonra 1912'de İstanbul'a gelmiştir. Fakat bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Bugün 1 Mayıs'a Taksim'de illa Taksim diyenlere şunu hatırlatmak istiyorum. 1922-23 yıllarında daha Cumhuriyet'in kurulmasından önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı dönemlerde 1 Mayıs gerçekten serbest ve kutlanmaya başlıyor. 1925 yılında takrir-i sükunla 1 Mayıs yasaklanıyor. Ve tam 10 yıl Türkiye emekçileri 1 Mayıs'ı kutlayamıyor. En şiddetli zulmün, haksızlığın, baskının olduğu dönemlerde 1 Mayıs'ta buradan nasibini alıyor. Daha sonra Bahar Bayramı deniyor. Demin siz de ifade ettiniz. Evet. 1980'e kadar Türkiye'de 1 Mayıs bugünkü anladığım anlamda iki defa kutlanıyor. Bakınız. Yani Taksim, çatışma, kavga görüntüleri 1977, 76, 77 ve 78'de Taksim'de kutlanıyor. Daha sonra tekrar 12 Eylül'den önce 79 yılında sıkı yönetim yasaklıyor Taksim'i. 1980 darbesinde 1 Mayıs Bahar Bayramı olmaktan çıkartılıyor tatil günü. Ve daha sonra bugün özellikle Kadıköy'e itiraz edenlere buradan sesleniyorum. 10 yıl 1996-2006 yıllar arasında 10 yıla yakın Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamaları yapılıyor. O zaman da Taksim yasak. Evet. Ve o zaman insanlar Taksim'den gidip Kadıköy'de kutlamaları yapabiliyor. Bugün bir başka meydanda kutlamayı kendi mücadeleleri için sanki ona ihanet gibi algılayanlara buradan soruyorum. Beraber kutladık çünkü. Evet. Yani niye o zaman? O zamanlar Taksim konusundaki bu duyarlılık neredeydi? 1977 olayları o zaman yaşanmamış mıydı? Yaşanmıştı. Peki niye bugün ısrarla köpürtülüyor Taksim? Dolayısıyla tarihsel olarak bunu sağlıklı bir şekilde analiz etmek lazım. Ben insanların hangi alanda kutlamak istemelerine karşı bir buyurgan tavırla olmaz demem. Böyle bir hakkım yok. İsteyen istediği yerde kutlamak isteyebilir. Ama bir de şehrin ekonomisi, turizmi, başka etkenler, trafiği, güvenliği, toplumun bir kısım hassasiyetlerini dikkate alarak bir ortak akılla bir sorunu çözmemiz gerekirken inatla, ısrarla bir inatlaşmanın, mücadelenin maalesef sonuçlarında hep beraber Türkiye'ye gerginlik olarak yaşıyoruz, tartışıyoruz. Hiç de hak etmiyoruz açıkçası 1 Mayıs. Bunları hak edecek bir kusurlu bir gün değil. Ya, 1 Mayıs'a yanlış anlamlar, yanlış giydirmeler maalesef hep beraber hepimizi ülke olarak da rahatsız ediyor. Şimdi efendim siz 1 Mayıs'ta Kayseri'de olacaksınız. Onu konuşuruz da ben şunu sormak istiyorum. Şimdi çelişkileri arz ettiniz biraz evvel. Dediniz ki
1925 yılında, yani açıkçası Atatürk ve İnönü ikilisinin iş başında olduğu dönemde bu yasaklanmış takrir-i sükun kanunuyla. Evet. Daha sonra da 2006 yılına kadar da. Evet, 1940'larda, 50'lerde yani böyle evet, bir bugünkü anladığımız 2006 yılına bir şey kadar yok. Da bir kaç yıllık dönem? 96 aslında biz 92'de mesela şunu da seyircilerimizin bilmesi lazım. 1992 yılında ve 92'deydi evet. SHP DYP koalisyonu döneminde merhum İnönü'nün, Erdal İnönü'nün katılımıyla biz Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Hakiş, Türk İş ve Disk ortak kutlama yaptık. Hı. Ankara'da da kutladık. Dolayısıyla evet. Ya İzmir'de kutladık. Yani mekanı, yıllarda mekanı İzmir'de belki kutladık. Yanlış tabir olacak ama mekanı putlaştırmanın anlamı yok. Var mesela. Çünkü bakın 1977 olaylarından sonra sadece Taksim'de kutlandı diye bir iddia doğru değil. İzmir'de kutladık ortak. Disk, Türk İş, Hakiş İzmir'de kutladık. Diğer örgütlerle Ankara'da kutladık. Ankara'da yakın tarihte de 2000'li yıllarda da kutladık beraber ortak. Peki Kadıköy'de kutladık 10 yıla yakın. Evet. Taksim'de de kutladık. 2008'de bu hükümet 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü ilan etti. 2009 yılında tatil etti. 2009 yılında anlaşmazlık nedeniyle biz Hakiş olarak müstakil olarak girdik Taksim'e. Ama 2010-2011 yılında ortak yine kutladık. Evet. Hakiş, Disk, Türk İş, KES hepimiz beraber 2010-11 yıllarında, 11-12 yıllarında beraber kutladık. Dolayısıyla yani Taksim sanki her yıl 1977'den itibaren emekçilere açıktı da bu hükümet kapattı. Ya böyle bir algı haksızlık yani böyle bir şey yok. Evet. Dolayısıyla bunu görmek gerekiyor. Şimdi başkanım şu soruyu soracağım net olarak. İşte AK Parti'nin iktidarda olduğu 12 sene. Evet. Sizin söyleminizden anlaşılıyor ki aslında Gezi olaylarında maksat ağaç ve çevre değildi. Evet. Burada da maksat işçi hakları değil. AK Parti iktidarına karşı duyulan reaksiyona göstermek için bir vesile, ideolojik bir vesile olarak kullanılıyor. Peki öbür tarafa baktığımız zaman tamam onlar vesile olarak kullanıyor. Biz de şunu diyebiliyor muyuz? Çok bakkal hesabı da bir soru olmasın ama mazur görünüz. 12 sene evvelki Türkiye'deki işçi hakları ile bugün geldiğimiz noktadaki işçi haklarını gerek küçükler gerek büyükler yönüyle mukayese ettiğimizde ileriye gidiş mi var, geriye gidiş mi var? Tablo nedir? Tabii bu konuda somut şeylerden bahsetmek evet. lazım. Örneğin 1 Mayıs konusu hep tartışıla gelmiştir. 1 Mayıs 1980 darbesini yapanlar tarafından yasaklanmıştır. Ve Bahar Bayramı iken o da tatil olmaktan kaldırılmıştır. Peki 1980'den 2008 yılına kadar geçen 28 yılda ne olmuştur? 1 Mayıs'ta sadece siyasetçilerin gündeminde tartışılmış ama iktidarlar tarafından somut bir adım atılamamış. Evet. İlk defa Hakiş'in de büyük katkılarıyla, Hakiş'ten parlamentoda bulunan arkadaşlarımızın, Sayın Hüseyin Tanrıverdi, Agah Kafkas, o dönemki genel başkanımız Sayın Salim Uslu'nun da büyük çabalarıyla, gerçekten buradaki çabalarımıza mütevazilik yapmayalım. Evet. Hakiş olarak çok 2008'de önemli. 2008'de ne oldu? 2008'de bir defa 1 Mayıs yeniden Bahar Bayramı olarak değil bak. Aslına, esasına uygun olarak emek ve dayanışma günü olarak kabul edildi. Devletimiz, hükümetimiz bunu parlamentoda kabul ettiler. 2009 yılına ise yine Hakiş'in büyük çabalarıyla, büyük gayretleriyle, Sayın Başbakan'ın bu konudaki katkılarıyla da 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü tatil edildi. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde emek ve dayanışma günü olarak ilk ve işçiler için çok önemli bir adım. Tamam bu çok şimdi önemli bunu görmezden ama gelerek, işin ritüel tarafı. Evet. Yani 1 Mayıs'ta nerede kutlanmış nerede kutlanmamış bilmem ne bir işçi olarak. Evet ama esası tatil edilmesidir. Tatil edildi. Evet. Tamam, bir günde tatil yapmayıveririm. Evet. Dolayısıyla ben şunu soruyorum arkadaş. İşçi hakları yönünde alanında bu 12 senede atılmış, böyle altını çizeceğimiz, işçinin lehine olan adımlar birkaç tane desem nelerdir? Birincisi bir defa kamu emekçileri için ilk defa hem anayasada bir değişiklik yapılmıştır, hem de bu değişikliğe paralel olarak memurlar için toplu sözleşme hakkı verilmiştir. Bakınız,
toplu sözleşme, toplu iş sözleşmesi memurlar imzalama için toplu, hakkı verilmiştir. Önce de toplu görüşmeydi, hikaye eden şeylerdi. Şimdi bizzatihi memur sendikaları, eksikler olabilir. Ama bu bir anayasa değişikliğiyle, biliyorsunuz 2010 anayasa değişikliğinde 12 Eylül referandumunda Hak İş ve Memur Sen bu konuda ciddi bir taraf olmuştur o referandumda. Ve o anayasa değişikliğine bağlı olarak da memurlara toplu sözleşme hakkı anayasal olarak verilmiştir. İki, 1980 darbesiyle bize zorla giydirilen, zorla dayatılan 2821-22 sayılı sendikalar toplu iş sözleşmesi yasasını uzun gecikmiş olmasına rağmen bu hükümet döneminde bu yasa çöpe atılmıştır. Yeni bir yasa çıkarılmış. Zorlaya zorlaya yaptırmış. Elbette onu. Uzun bir mücadele yapılmıştır ama bu uzun mücadele sonunda darbecilerin bize topluma dayattıkları bu konuda çok önemli bir adım yine bu hükümet döneminde atılmış ve yeni bir yasamız var. Bugün Hak İş'in bütün iş kollarında sendikası varsa bu yeni yasanın ortaya çıkardığı imkanlardan dolayı bu günlere geliyoruz. Dolayısıyla gerek asgari ücretin tespitinde, gerek emeklilerin ücretlerinin belirlenmesinde, gerek kamu çalışanlarının ücretlerinin belirlenmesinde şu temel kriter alınmıştır. Yeterli değil ama temel kriter şudur. Enflasyon artı iyileştirmeler yapılmıştır. Bakınız ben geçen gün bir araştırmaya gözüm takıldı. 2002 yılından 2014 yılına kadar geçen süreçte memurların ücretlerindeki artışlar ve çeşitlendirmelere baktım ben. Enflasyonun çok çok üzerinde bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet. Dolayısıyla burada olumsuz giden şeyler yok mu? Kamu çalışanlarının özellikle işçiler açısından kamudaki işçilerin hızla azaldığını, buna karşılığında da bu kamu işçilerinin yerine taşeron işçiliğinin gündeme getirildiği gibi olumsuzlukları var. Ama şöyle bir karne verecek olursak, gerçekten hem biz toplu sözleşmelerde, kamu toplu sözleşmelerinde de uzun yıllardır bu hükümet döneminde bir grev ve benzeri kavga çatışma ortamı olmamıştır. Çünkü bu hükümetin başlangıç itibariyle ortaya koyduğu tavır Sayın Başbakan'ın temel bir kriteriydi. İşçilerin ve kamu çalışanlarının hakları bizim üzerimizde kalmasın. Hatırlayın, hükümet oldukları zaman 13 katrilyonluk bir zorunlu tasarruf alacağımız vardı. Ve bize şu söylenmişti, denmişti ki evet bu kayıtlarda var ama kasada yok. Bu yasa olarak durduruldu, kesintiler yapılmadı, ödenmesi gerekiyor. Gittiğimiz zaman Sayın Bakanlar dendi ki evet var ama hakkınız para yok. Nereden vereceğiz? Sayın Başbakan göreve geldiği zaman açık ve net şunu söyledi. Görüşmemizde söyledi. Dedi ki işçilerin, memurların alacağı olamaz kardeşim. Ya böyle bir devlet olabilir mi? Yani çalışanına borçlu. Hemen ödeyeceğiz dedi. Oturduk, çalıştık, görüştük ve belli bir takvim içerisinde bu 13 katrilyon işçilere ödendi. Nemasıyla beraber. Daha sonra konut edindirme yardımında da böyle bir durum karşımıza çıktı. Bunlar tabii temel göstergelerdir, anlayıştır. Ama şunu söyleyemeyiz. Efendim işçilerin bütün sorunları çözüldü. Bütün talepleri karşılandı. Efendim işte biz her şeyi elde ettik. Böyle bir şey de yok. Yani çünkü sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tek başına işçilerin hükümeti de değil. Ama ben çalışanlar olarak hem örgütlülüğümüzün önündeki engellerin kaldırılması, hem haklarımızın bize iade edilmesi, hem de yeni hakların işte özellikle büyümeyle beraber gelen o refah payından da belli ölçüde hakların alınması, asgari ücretteki artış oranlarına baktığınız zaman geçmiş hükümetlerden çok geriye gittik diyeceğimiz hususlar gerçekten söylemek başkanım, haksızlık olur. Ben şunu çok iyi biliyorum. Bu özellikle darbe mevzuatının sizi ilgilendiren, işçileri ilgilendiren bölümünün çöpe atılması konusunda böyle işte ya bunlar bizim kankamızdır, arkadaşlarımızdır, hemen olsun gibi bir süreç olmadı. Yani bu yıllarca mücadele yani. Hatta kavga da edildi. Doğru, kesinlikle. Hatta yani küslük noktasına bile gelindi. Doğru. Yani gerçekten nerelerden, ciddi bir mücadele. Değil mi? Yani kesinlikle hani, katılıyorum. Hani masa başında evet, olmuyor bu işte. Hadi verdik denmiyor. Bir de hani bir sol sendika ile bunların kan uyuşmazlığı var. Hak İş'in vardır. Onlar kendi aralarında al gülüm ver gülüm. Öyle bir ilişki olmuyor. Doğru. Şimdi Bir taşeron işçilikten bahsettiniz. O büyük bir problem. Doğru. Hatta yani sosyal patlama potansiyeli de bulunan bir problem olarak görüyorum. Onlarla ilgili sorular gelmiş. Bir de direkt olarak bu memur senle daha çok
ilgili gibi ama size de gelmiş. Dörtçe evet. meselesi. Şöyle sorular. Asgar ve asgar kardeşimiz özelleştirme mağduru 23 bin, 4 bin CL, 4A ya da 4B kadrosunun müjdesini bekliyor. Evet. Neden? Hak iş bu haksızlığı neden gündeme getirmiyor demiş bu kardeşimiz. Getiriyor getirmiyor hükmünü vermiş. Getiriyor mu getirmiyor mu sayın başkanımız cevaplayacak inşallah. 4C sistemine neden gözükmüyor ona bir sorar mısınız? Onu bir sorar mısınız? Ahmet Yiğit kardeşimiz bu 4C'li ne olacak artık sabır kalmadı herkes kadrolu oldu. 4C'li kaldı dışarıda. Mehmet Afif Doğan kardeşimiz. Konuyla alakası yok ama bu 4C sisteminde neden göz yumuyorlar onu bir sorar mısınız? Böyle şeyler de oluşuyor. Yani bir takım, evet. bir takım haksızlıklar, bir takım Doğru. hak kayıpları oluyor. Tabii ama arkadaşlarla şunu bilsinler. Bu 4C konusu bu hükümetin özelleştirilen iş yerleriyle ilgili doğan mağduriyetleri gidermek için attığı adımlar önemli adımlardan bir tanesi. Evet. Daha önce iş yerleri özelleştirilen işçilerin tazminatları, hakları ödenip gönderiliyordu maalesef. Dolayısıyla bu gerçekten Türkiye için ciddi bir sorundu. Çünkü insanlar yıllardır çalıştığı kamu kurumunda, kitlerde bir anda burası satıldı. Hadi arkadaşlar güle güle dendi. İnsanların belli bir yaş dikkate alınmadı. Belli bir aşamadan sonra iş bulamama sıkıntıları dikkate alınmadan bir süreç başlatılmıştı. Daha sonra bu 4C kapsamı bu mağduriyetleri gidermek için atılmış önemli adımlardan bir tanesi. Yani hiç değilse kamuda buradaki arkadaşlarımız emekli olana kadar başka kurumlarda yani, çalıştırılsın. Otobüsten aşağı atılmış birilerinin evet. tek ayağını otobüse yerleştirdiler. Bu, tek ayak dışarıda gidiyor ama. Bu hakikaten sonuç itibariyle kendilerinin sebep olmadığı evet. çalışanlardan kaynaklı bir sorun değil. Olsa deriz ki ya bunu da paylaşalım. Tamamen idare, hükümet bir karar alıyor, özelleştiriyor. Burası zarar ediyor, kapatıyor. İnsanlara da diyor ki başınızın çaresine bakın. Sonra devlet diyor ki ya bunlara bir başka yerde iş verelim. Hangi şartlarda? Asgari ücrete yakın bir ücret ve gerçekten hiç iş yapmadığı işleri yaptırmak zorunda bırakılırlar. Son derece aşağılayıcı, son derece dışlayıcı bir tutum. Ne oldu daha sonra? İyileştirmeler yapıldı. Bu belli dönemler, süreler artırıldı. Bu tekel eylemleriyle birlikte bu biraz daha gündeme geldi. Belli bir iyileştirmeler yapılmasına rağmen bekledikleri, arkadaşlarımızın bekledikleri biz kamu kurumlarında toplu sözleşmeden yararlanacak işçiler statüsünde olmak istiyoruz. En doğal hakları. Fakat son dönemlerde bu arkadaşlarımızı bir memurlaştırma politikaları karşımıza çıktı. Bunlar memur sene, ya kamu çalışanları sendikalarına üye olmaları ve onların da ücretlerinde iyileştirme yapılması yönünde yani işçi mi memur mu arasında bir yerde arkadaşlarımız son iki yıldır böyle bir düzenlemeyle karşı karşıya. Bizim talebimiz şuydu. Biz 4C kapsamındaki arkadaşlarımız. Araya girelim. Evet. Burada önemli sorular var. Yani ortada bir sıkıntı var. Doğru. Hak İş Genel Başkanı, Hak İş Camiası bizim bu sıkıntımızı gidermek için ne gibi adımlar atıyor ve atacak gibi bir soru var. Taşeron işçilik meselesi de evet. son derece önemli. Evet. O mesele var. Bu iki meseleyle devam edeceğiz. Arada kahvemiz gelecek. Kahvemizi nasıl alırız efendim? Sade kahve. Sade. 4C'lilerin herkes biliyor artık mağduriyetlerini, sıkıntılarını. Bu sıkıntıların giderilmesi için evet. Hak İş neler yapıyor? Bu konuyu aslında bizim daha önce 4C'nin şartlarının iyileştirilmesi konusunda konfederasyonumuz gerçekten çok büyük bir çaba sarf etti. Bu tekel eylemleri sürecinde de bu somut olarak ortaya çıktı. Biz görüşmelerimizde, müzakerelerimizde bu konunun kökten çözülmesi konusunda hep çabalarımız oldu. O anlayışı ürünü olarak da aslında ciddi adımlar atıldı 4C ile ilgili. Fakat arzu ettiğimiz arkadaşlarımızın beklentilerini karşılayacak bir çözümü maalesef gerçekleştirmedik. Son dönemde de Çalışma Bakanlığı 4C kapsamındaki arkadaşlarımızı kamu çalışanlarına, onlar memurlarla yapılacak toplu iş sözleşmelerinde hem onların haklarının düzenlenmesini hem de kamu çalışanları sendikalarına üye olması konusunda bir düzenleme yapıldı. Şimdi bu bize rağmen yapıldı. Bizim istediğimiz, bizim arzu ettiğimiz bir yapı düzenleme söz konusu değil. Biz arkadaşlarımızın kamuda işçi olarak çalışmışlar, iş yerleri bir şekilde tasfiye edilmiş, özelleştirilmiş. Bu insanların tekrar emeklilik hakkını elde edene kadar
hiç değilse yine kamunun bir başka biriminde toplu sözleşme hakkından da yararlanacak şekilde çalışmalarının sağlanmasıydı. İstediğimiz buydu. Ama bu olmadı. Ha bu olmadı. Burada bir memurlaştırma projesi var. Açıkçası o konuda da biz işçi olarak bunların hayatlarını devam ettirirken memur kapsamına alınmasını doğru bulmuyoruz. Niye? Çünkü bu insanların işe başladığı tarih, yaptıkları iş, emek ve işçi kültüründen gelen arkadaşlarımızı. Ya bu insanlar devlet memuru dediğiniz kavram farklı bir kavram. Bu insanların işçi olarak, kamu işçisi olarak çalıştırılması, toplu sözleşme haklarından da yararlandırılması talebi var. Ama bu sağlanamadığı için ara çözüm olarak memur sendikaları bu konuda bir çalışma yaptılar. Geçen yılki toplu sözleşmede de burada haklarını da teslim edelim. Memur Sen Başkanımızı da burada kutluyorum. Gerçekten toplu sözleşme içerisinde 4C kapsamındaki arkadaşlarımız için önemli düzenlemeler yapıldı. Evet. Yeterli değil ama eğer bu arkadaşlarımız kamu çalışanı statüsüne getirilip memurlaştırılma projesi ise bunun sonuçlarını almaları gerekir. O zaman devlet memurluğu statüsüne geçirilmesi lazım. Yani şimdi yok öbür türlüyse de işçi olarak bunların... Artık ufukta da demeyeyim başkanım. Bu 4C'li kardeşlerimiz için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Yani, ya yeterli değil. Onların beklentileri şu anda iyi değil de evet. Yani sizin ediniz intiba ne? Sayın Başbakan buna evet diyecek mi? Yani 4C yani... Açıkçası bu 4C ile ilgili, taşeronla ilgili, mevsimlik işçilerle ilgili bir tartışma devam ediyor. Kamuda emekliliğini elde edememişlerle ilgili belli başlı sorun alanlarımız var. Bunlardan bir tanesi de 4C kapsamındaki arkadaşlarımız. Bizim talebimiz şu, tekrar ediyorum. Evet. Bizim talebimiz bu insanlar kamuda kadrolu işçi olarak istihdam edilmeli ve bunlar toplu sözleşme haklarından yararlanmalı. Nasıl? Aynen belediyelerdeki fazla kadrodaki işçilerin Milli Eğitim'e, Emniyet Müdürlüğü'ne, başka bakanlıklara gönderilip orada toplu sözleşme haklarından yararlandığı gibi bence bu arkadaşlarımızın da kamuda bu şekilde istihdam edilmesi. Bizim talebimiz bu. Bununla ilgili yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Ama şu andaki gördüğümüz tablo daha çok kamu çalışanları bünyesinde değerlendirilip evet. Onlara bir yeni düzenlemeyle imkanlar verilmek isteniyor. Fakat o arkadaşlarımızın beklediği düzenleme yapılamıyor. Çünkü toplu sözleşme hakkından, sendikalaşma hakkından yani işçi sendikalarından yararlanamıyorlar. Memur sendikalarına üye oluyorlar. Onlar belli düzenlemeler yapıldı. Ama arkadaşlarımızın beklentilerini karşılayacak bir düzenleme olmadığı anlaşılıyor. Çünkü zaman zaman bizi eleştiriyorlar. Ve niye siz hak iş olarak bizi bu konuda diğer düzenlemelere dahil edilmesine göz yumdunuz? Böyle bizim böyle bir muvafakatımız falan yok. Hı. Ya bunlar memur olsunlar diye muvafakat falan vermiş değiliz. Olmaz zaten. Siz böyle işçi, bir şey biz işçi olarak kalmalarını istiyoruz. Evet. Şimdi bu şeye belediye başkanlarını diğerlerini vesaire denildiği zaman personel giderleri çok fazla olduğu için taşeron işçiliğe biz yöneliyoruz. Evet. Bu yoksa aksi takdirde hizmet veremeyiz diyorlar. Öbür taraftan da taşeron işçileri dinlediğimiz zaman da bir dokun bin a işit. Şimdi son zamanlarda gündeme çokça geldi. Yani taşeron işçilere müjde oldu olacak, oldu olacak, oldu olacak. Ne oluyor? Şimdi taşeron işçilerin hakları nereye kadar gelebilir? Taşeronlaşma tamamen kalkamaz gibi geliyor bana. Şimdi, siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Yani evet, aslında oradan başlayalım belki. 1933 yılında bizim mevzuatımıza taşeron uygulaması giriyor. Yani alt işveren uygulaması 1933 yılında mevzuatımıza giriyor. Ve yasamızda bir yer alıyor. İhtiyaç istedikçe bu kullanılıyor. 1975 yılındaki iş yasamızda, iş kanunumuzda da yine benzer bir düzenleme karşımızda yer alıyor. 2003 yılında çıkan en son 4857 sayılı yasada da taşeron uygulamaları var. Fakat şartları var. Yani bu mevzuatınızda var, kanunda var. Yani şöyle kimse şunu söylememeli. Taşeron uygulamaları yasaklansın. Evet. Kanundaki şartlara uygun olarak taşeron uygulaması devam edebilir. Ama oradaki şartlar ne? O şartları biz koydurduk. Hak işin burada, bugün parlamentoda olan
Genel Başkanımız Sayın Salim Uslu, Hüseyin Tanrıverdi, Agah Kafkas'ın ismini bir kez daha burada zikrediyorum. Özellikle aleyhimize konmuş, kabul edilmiş bir kanunu tekrar müzakere yoluyla yeniden gündeme taşıdık ve taşeronla ilgili düzenleme yasanın ikinci maddesini özel olarak orada yeniden yazıldı ve şu anda yürürlükte. Nedir bu? Taşeron uygulamaya izin veriyor ama şartları var. Diyor ki işin gereği olacak. İşin gereği taşeron çalıştırma zorunluluğu olacak. İşin gereği olarak. İki, teknolojik nedenler olacak. Üç, uzmanlık gerektiren işleri kamu isterse taşerona yaptırabiliyor. Üç tane kriter. İşin gereği, uzmanlık gerektirecek, teknolojik nedenler olacak. Evet. Şimdi bu şekilde yapılacak yerler var mı? Var. Ya Marmara'yı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapma imkanı olmayabilir. Teknolojik yenilik, uzmanlık gerektiriyor. Veya işte 3. Boğaz Köprüsü gibi, ne bileyim hızlı tren gibi projelerin. Yani bir yerlerden hizmet satın alacaksınız. Evet, yani bu ya dünyanın gittiği nokta böyle. Yani bütün teknolojik uzmanlık gerektirecek şeyleri o kurumda olmayabilir. Bunu satın alırsınız. Ama Allah aşkına buradan soruyorum. Ya belediyelerin temizlik işleri, park işçileri, yol işleri. Yani aklınıza ne geliyorsa kamunun bütün işlerini taşeronuna vermek bu yasaya uygun mudur? Değil. Değil. Yasaya aykırı. Şu anda belediyenin, herhangi bir belediyenin o kırmızı tulumlar giydirip dışarılarda bilmem ne şirketinin personel olarak görevlendirmiş olması mevzuata aykırı. Yasadaki alt iş veren uygulamasının şartlarını yerine getirmediği için mahkemeye gidiyor arkadaşlar. Muvazza kararı alıyor. Yani diyorlar ki yasaya hile yapıldı. Yasanın arkasından dolanarak bu yapılıyor diye mahkemede karar veriyor. Bu işçiler esas işverenin işçisi kabul ediliyor. Ortada ciddi bir belediye, kargaşa var. Belediye kadrosuna mı geçiyor? Kadroya geçmiyor ama oradaki bütün hakları elde ediyor. Hmm. Dolayısıyla hem siz taşerona iş yaptırıyorsunuz. %18 KDV diyorsunuz. Taşerona ayrıca para ödüyorsunuz. Sonra da taşeronda çalışan işçilerin bütün maliyetlerini siz üstleniyorsunuz. Allah aşkına böyle bir kamu anlayışı olabilir mi? Sayın Başbakan, yani mahkemeye giden aynı belediyede çalışmış bir işçi gibi haklara sahip oluyor. Ya dava açtığı zaman dava açıyor. Muvazza kararını aldırırsanız oradaki toplu sözleşme varsa ki var genelde de mahkemeler işçiliğine karar veriyor. Kanunda açık hüküm var. Açık hüküm de var. Diyor ki 3 tane temel şart arıyor. Diyor ki kardeşim işin gereği mi? Teknolojik nedenler var mı? Uzmanlık gerektiriyor mu? Ya temizlik işlerinde çalıştırmak için uzmanlık dediğiniz şey, belediyede biz temizlik işini yaptıracak eleman bulamıyoruz, uzmanlık gerektiriyor. Dışarıdan satın alalım denilebilir mi? Bunu kim dinler? Yani? O zaman bu hani kimi hukukçular için de bir alan. Elbette ki yani inanılmaz. Gidiyor taşeron işçi. Evet. Avukat burada, parasını veriyor peki biraz. Peki burada sorun iki tane mağduriyet var. Bir taşeron hizmetlerinde çalışanlar mağdur ediliyor. İki kamu mağdur ediliyor. Evet. Ya bu gerçekten, ben Sayın Başbakan'la geçen cuma gün İstanbul'da ortak bir ziyaretimiz vardı. TOP, Memur Sen, Hakiş, Türk İş vesaire. Orada da anlattım kendisine. O da gerçekten bu kamunun üzerine ciddi bir şu anda sorumluluk, ciddi bir yük oluştuğunu, bu böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu Sayın Başbakan da kabul ediyor. Çünkü gerçekten gidilen süreç hem kamuyu ciddi şekilde büyük bir risk ve yük altına itmiştir. Hem de orada çalışan insanları ciddi şekilde mağdur etmiştir. O zaman bunun bir an evvel çözümlenmesi gerekiyordu. Hakiş olarak bu konuda hep net bir mücadele ortaya koyduk. Net bir tavır ortaya koyduk. Taşeron uygulamalarının çözümü için de temel bizim bir kriterimiz var. 1988 yılında Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 84 sayılı sözleşmesini kabul etmiş Serdar. 1960 yılında, 1988 yılında da resmi gazetede ilan ederek yürürlüğe koymuş. Anayasanın 90. maddesine göre usulüne uygun olarak imzalanmış uluslararası anlaşmalar bağlayıcı iç hukuk hükmündedir. Şu anda 94 sayılı sözleşme yürürlükte. O sözleşme ne diyor biliyor musunuz? Alt işveren işçilerine, yani taşeron işçilerine, orada çalışan esas işverenin işçilerine verilen ücretler paralelinde ücret ödenir. Toplu sözleşme varsa toplu sözleşme haklarından onlar da yararlanır. Bu 94 sayılı sözleşmenin
kamuoyunda anlaşılır hale gelmiş ifadesidir. Bizim başka çözüm aramamıza gerek yok. Var zaten. 94 sayılı ILO sözleşmesini uygulayalım. Burada çalışan işçilerin kadroları başka bir tartışma konusu. Ama bu insanlar Sağlık Bakanlığı'nda, belediyelerde, Başbakanlık'ta, Cumhurbaşkanlığı, mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi taşeron işçi çalıştırıyor. Ve bu insanlar aynı şartlarda çalışıyorlar. Aynı demin söylediğim sıkıntıda. O zaman biz bunların 94 sayılı sözleşmenin yürürlüğe sokan mecliste bile 94 sayılı sözleşmeye aykırı çalışma yaptırılıyor. Bu gerçekten Türkiye'nin ayıbı. Ama kimse bunu görmek istemiyor. Onun için biz 94 sayılı sözleşmeyi Sayın Bakan'la da bütün ilgililerde de tartıştık. HAKİŞ'in bu konudaki ciddi bir çalışması var. Sayın Bakan'a bu doğrultuda bir çözümün bizim için gerçekten çalışanlar için bir temel oluşturacağını düşünüyoruz. Ha, burada bir kısım arkadaşlarımızın kamundaki boş kadrolara yerleştirilmesi taşeron işçilerinin ama en azından toplu sözleşme hakkından bütün herkesin yararlanacağı bir modeli bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani şu anda taşeron işçileri kadrolu işçiler karşısında daha az hakka bağlayan bütün uygulamalar uluslararası hukuka aykırı ve iç sözleşmeler hukuka aykırı. Yani bugün taşeron işçiler kıdem tazminatı hakkını alamıyor. Çünkü istismar ediyorlar taşeron firmalar. İzin kullanamıyorlar. Yasal izin hakları var. İzinlerini kullanamıyorlar. Fazla mesai hakları var. Fazla mesaileri alamıyorlar. Tam bir modern köle gibi bu insanlar gerçekten mağdur ediyor. Ve bunların sayısı, bakın bugün bizim kamuda çalışan işçi sayısı belediyelerle beraber 220 bin civarında Serdar Bey. Belediyeleri sayması 160 bin, 170 binlere düştü. Kamudaki toplam toplu sözleşmeden yararlanan kamu işçisi. Peki taşeronlar ne kadar biliyor musun? Belediyeleri dahil edin. Benim rakamlarıma göre 1 milyon civarında. Of. Şimdi bu kaldırılabilecek, bu sürdürülebilecek bir model değil. Bunu çözmek zorunda. Hem kamuya büyük bir yük hem de bu insanlar üzerinden ciddi bir emek sömürüsü yapılıyor. Bu insanlar hakikaten mağdur ediliyor. 1 milyonluk bir mağduriyeti bugünkü şartlarda nasıl çözebilir diye düşündüm de ne yapacak? Aynı hakları verecek. O zaman da iş yaptırması zor olur. Burada ikiye ayırmak gerekiyor. Aslında yasadaki düzenlemeler bu şartlar taşeron çalıştırma şartları özel sektörü de kapsıyor. Evet. Fakat bizim özel sektörümüzde sistem uzun süreden beri devam eden hakikaten esas işverenin taşerona verdiği zamanki avantajlarından esas işverende çalıştırmanın avantajı daha fazla olduğu için özel sektör bu konuda taşeron konusunda kamu gibi yüklenmiyor. Kamu özel sektördeki yapının dışında değerlendirmek lazım kamu. Yani bugün taşeronu tartışırken kamudaki taşeronları daha çok tartışmamız gerekiyor. Buradaki sahipte bir kamu daha ucuz iş gücünü çalıştırmak için bu yolu açtılar. Ama bu artık gerçekten sürdürülebilir olmaktan ve o amaca hizmet etmekten uzak bir noktaya girdi. Artık daha fazla, daha maliyeti düşük bir çalıştırma değil bu. Evet. Kamuya daha fazla yük getiriyor. İki, işçiler için de daha büyük bir maliyet çünkü daha çok mağduriyet var. O zaman kamuda aynı işi yapan işçiler, Serdar Bey, bu hakikaten haksızlık. Otobüs şoförü, biri belediyenin kadrolu işçisi, biri de taşeron işçi. İkisi de aynı otobüsü kullanıyorlar. Birinin ücreti, öbürünün ücretinin dörtte biri. Şimdi bunu sürdüremezsiniz. Efendim bunu maliyetle, bunu işte kamunun ihtiyaçları, bunu kabul edemezsiniz. Çünkü kamu hizmeti yapıyor her ikisi de. Evet. O zaman hakkaniyete uygun, adalete uygun, hukuka uygun, yasalara uygun, uluslararası anlaşmalara uygun bir çözümü bu hükümet bulmak zorunda. Zorunda. Bu hükümet ciddi bu konuda reformlara imza atmıştır. Bence burada da bir reforma ihtiyacımız var. Çünkü yasanın arkasından dolanılıyor. Yasanın hükümleri istismar ediliyor. Ve bu konuda da ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Bir defa temel konu bu. Yani taşeron işçilerinin kadroya alınması şu ve bütün meselenin özünde, çözümünde yasanın hedeflerinin dışında bir uygulama yapılması, uluslararası sözleşmede hükümlerin
ihlal edilmesi yerine getirilmiyor. Bunu yapsak, yasaya uysak, uluslararası sözleşmeye uysak sorun bitecek. Ortada bir mevzuat boşluğu falan yok. Yani ısrarla şu söyleniyor, yeni bir yasaya ihtiyaç. İnanın, yasamız 4857 sayılı yasanın ikinci maddesine uyalım. Evet. Artı uluslararası sözleşmeye de uyalım, sorun bitiyor. Sorun bunlara uymamaktan kaynaklı. Neden uyulmuyor? Kamu neden? Niye uymuyor? Neden? Bir yanlış istikamet koyuyor. Meseleyi farklı değerlendiriyor. Ve Sayın Başbakan'dan benim aldığım intiba şu. Ya Sayın Başbakan da gerçekten devlet kurumları da aldatılmış burada. Kandırılmış. Aslında yani biz iyi bir şey yapıyoruz diye kamu bir felaketin, bir ciddi sorunun içine itilmiş. Bunun hesabı da sorulmalı. Aslında bir ara hani hükümeti de etkileyen gördük, daha sonra da başka yapılara eklemlendiler. Liberal takımının evet. Bazı empozelerine kapılmışlar. Ya işte şöyle evet. Düşünüyor. Efendim daha çok hizmet daha yapmamız çok hizmet lazım. Olur. Daha çok istihdam olsun. Daha çok işsizlik azalsın. Bir şey yapalım. Güzel de ya bir tarafta da kimin Türkiye hukuk devleti Allah aşkına. Evet, kimin ya sırtında? Türkiye'nin bir üçüncü dünya ülkesi olmadığını iddia ediyorsak bence bu sorunu yani, çözmek zorundayız. Şu da var. Hani Anayasa Mahkemesi açısından falan da baktığımız zaman Twitter'ın sahibi var. Türkiye'yi tanımayan. Evet. Twitter'ın sahibi taşıran var. Taşıran işçilerin sahibi yok. Yok yani mahkemeleri tanımayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımayan, vergi ödemeyen, Türkiye'ye sen kimsin diyen, bak, her ben buradan, buradan şunu kamuoyuyla paylaşalım. Yani bu konuda istenirse ayrıntılar da vermek mümkün. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bütün bakanlıklar ve bütün kamu kurumlarında taşeron uygulaması var. Dolayısıyla yani bu konu gerçekten çok ciddi bir konu. Bunu hep beraber bakın anayasal hükümdür 90. madde. Diyor ki usulüne uygun imzalanmış anlaşmalar iç hukuk hükmündedir. 94 sayılı sözleşmeye göre mecliste gitti, çalışan daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Mecliste yani, çalışan işçiler kim bunlar? Temizlik işçileri. Bir taşıran firma orada çalıştırıyor. Zannediyorum 300-400 tane de işçi çalışıyor. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organıdır. Yasa çıkaran ve uluslararası sözleşmeleri imzalayan bir kurumdur meclis. Kendi imzaladıkları sözleşmeleri mecliste ihlal eden bir uygulama var. Taşeron uygulaması bu yasaya göre, bu uluslararası sözleşmeye göre aykırıdır. Ama bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taşeron uygulaması devam ediyor. Ya şimdi işte bu Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli... Bunları gündeme getirsinler. Evet, yani bunlar bir şeyleri söylüyorlar da arkadaş biz de işimizi gücümüzü yapamıyoruz. Yani gündem o noktalara çekiliyor ki. Şimdi 1 milyon mağdur insan söz konusu. 1 milyon mağdur hukukun hiçe sayılması söz konusu. Ve hukukun devletin temel birimleri tarafından ihlal edilmesi söz konusu. Ve muvazadan dolayı mahkemeye gidenleri de mahkemeden lehlerine karar çıkartmaları söz konusu. Bilmiyorum o bir sene falan geçer hani mahkeme süreci orada haklarını geri. Ya biraz tabii mağduriyetler mesela dava açan işçiler tehdit ediliyor. İşten atılıyor. He. Efendim işte korkuyor insanlar. Bir de o var tabii. Tabii yani rahat gidip dava açamıyorlar. Dava açanlar işten ayrılanlar dava açıyor büyük ölçüde. Geriye doğru haklarını istiyorlar. Hani normal çalışanlar bırakınız dava açmayı Serdar Bey. Bakın ben 25 Ocak 2014 tarihinde Hak İş'in hizmet sendikası olarak bir kampanya başlattık Türkiye genelinde. Taşeron işçilere dedik ki sendika sizi korur, hakkın bize emanet kampanyası. İşçiler bize üye olmak istiyor. Evet. Taşeron işçileri. Ve dua ediyorlar. İyi ki varsınız, iyi ki bu işi başlattınız ama bizim diyor taşeron firmadan veya çalıştığı kurumdan, belediyeden, belediye başkanından ne olursunuz izin alın öyle üye olalım diyor. Evet. Niye diyorum ya gelin yasal hakkınız siz. E-Devlet üzerinden üye olun arkadaş. Diyor ki üye olursam iki tane çocuğum var diyor. Borcum var. Ya. Ben ne yapacağım diyor işten çıkarsam. Şimdi bu insanların içine düştüğü çelişki var ya. Bir taraftan yasal haklarını kullanırsa başıma ne geleceğini tabii. Hesaplayamıyor. İşten atılırsa. İşten atılırım korkusu var. Bir taraftan yasal hakları gasp ediliyor. Gerçekten köle, modern köle gibi çalıştırılıyor. Onlara itiraz etmezseniz bu devam ediyor. Ama bunun da bir bedeli oluyor. İtiraz ederseniz, sendikal olursanız buna karşı dava açarsanız bir bedeli var. Fakat bunu biz bu insanlara bir bedel ödetmek
ve bu insanları zora sokmak yerine bir yasal düzenlemeyi uygulayarak, uluslararası sözleşmenin şartlarında bir yeni uygulama planı koyarak bence bu sorunu çözmek mümkün. Yolda mı? Yani yapılıyor. Sayın Bakan'la, Sayın Başbakan'la da konuştuk. Sayın Başbakan da bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiği hususundaki kararlılığını bir kez daha gördüm. Sayın Bakan da sürekli açıklamalar yapıyor. Seçim öncesi yaptığımız görüşmede seçimlerden sonra Nisan ayı itibariyle meclis tatile girmeden Haziran sonuna kadar bu düzenlemelerin yapılacağı İnşallah. Konusunda bir işaret aldık. Tabii düzenlemelerin içeriğini bilmiyorum. Çünkü bizimle paylaşmadılar. Daha önceki yaptığımız tartışmalardan yola çıkarak ben bir yorum yapma imkanım var ama son elimizde bu önemli. Yapılan düzenleme yani yok. Meclis tatile girmeden inşallah Türkiye bu kamburdan kurtulmalı. İnşallah Türkiye kurtulur. Bu sorunu çözmeli yani. Ve Türkiye gerçekten çağdaş demokratik bir ülke ise bu sorumluluklarının farkında olarak hareket ediyor. Kimse kendisini uluslararası sözleşmeleri, mevcut yasalarımızı yok sayarak kendisine bir imkan, bir imtiyaz elde etmesin. Ya bu imtiyazları gerçekten sonuçta Türkiye'ye büyük bir bedel olarak geri dönüyor. Ya kamu yöneticilerinin bu konuda lütfen sağduyulu davranmak zorunda, sorumlu davranmak zorunda. Yani mesele sadece 3 kuruş mudur Allah aşkına? Yani kamu düzeni önemli değil mi? Bu insanların, emekçilerin hakları, hukukları, insanca yaşamaları hiç mi önemli değil? Aynı işi yapan insanlar arasında bu kadar adaletsiz bir ücret uygulaması, aynı işi yapan insanlar Tabii arasında o, bu o kadar haksızlık, bir adaletsizliği... Şey kullanıyor, otobüs kullanıyor, birisi dörtte birini alıyor. İtfaiyecilik evet. yapıyor, aynı. Aynı. Yangını söndürüyor. Yangına gidiyor. Aynı yere gidiyorlar. Aynı iş yapıyorlar. Aynı yolu yapıyorlar. Aynı emeği, aynı riski alıyorlar ama... Sonra diyorsun ki sen taşeronsun. Sen taşeronsun. Ya bu hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye bunu çözmek zorunda. Başkanım Bahadır Doğruer adlı kardeşimiz diyor ki öyle anlaşılmış demin. Anlaşılabilirdi hakikaten. 4C'ler işçi ve memur sendikalar arasında kaldı. Hakkımız helal değildir bilsinler gibi bir yorum yapmış. Şimdi ya şu anda 4C... işçi olsun memur olsun deyince yani acaba hak işle memur sen arasındaki senin benim şeyinden mi? Hayır bunlar hiç konuşulmadı bile. Çalışma Bakanlığı'nın bir çalışmasıdır bu. Biz baştan beri bu arkadaşlarımızın toplu sözleşme kapsamında kamu işçisi olarak istihdam edilmesini savunduk. Hep. Bütün mücadelemiz, hatta bu geçiş dönemlerinde de yine sorunun çözümü için sürelerin uzatılması, ücretlerin artılması konusunda hak iş bizatihi mücadele etmiştir. Evet. Ama sonuçta ben yasama organı ve hükümet değil. Evet. Ben talep ederim. İtirazlarımı ortaya koyarım, mücadelemi yaparım ve bunun karşılığında da sonuçta etkiliğimiz ne kadar etkinsek etkili olabildiğimiz ölçüde sorunu çözeriz. Daha sonra bir kamu çalışanı noktasına doğru getirildi. Bu memurlarla ilgili toplu sözleşme kanunu yapılırken böyle bir noktaya taşındı. Bu bizden kaynaklı değil, bizim talebimiz falan değil. Evet. Ama bu düzenlemede de memur sendikalarına üye olabiliyorlar. Oradan da toplu sözleşme haklarından yararlanacak şeklinde bir noktaya geldi. Yoksa biz böyle bir, bakın 23 bin kişiden bahsetmiyoruz biz. Türkiye'de milyonlardan bahsediyoruz. Sadece taşeron işçiler değil, demin de söyledim. 4C'liler var. Onların ötesinde üniversite mezunu işçiler var. Evet, kamuda çalışan, 5 ay 29 gün çalışan, ormanda çalışan ve diğer kamu kurumlarında çalışan geçici işçilerin kadro sorunu var. Yani bir sorun sadece 23 bin kişiyle sınırlı bir sorun değil. Sorun topyekun çalışma hayatındaki taşeronla başlayan ve diğerlerini de içine kapsayan sorun alanlarından bir tanesi Başkanım, 4C. Şimdi hani normal olarak biz dışarıdan bakıyoruz vatandaş olarak. Diyoruz ki memur sen başkanı var, hak iş başkanı var. İşte sendikaların, alt sendikaların başkanları var ve hükümet var. Sonuçta hükümet tarafı da, şey tarafı da, işçi ve memur tarafı da tanıdığımız arkadaşlar, dostlarımız. Evet. Yani iyi şeyleri düşünüyorlar. Zaten iyi şeyler yapmaları kendi menfaatlerine de. Hem hükümet için hem onun için. Ama problemler de çok büyük. Doğru. Niye çözülmüyor? Nerelerde sıkıntı çıkıyor? Onu soracağım zatenize. İşte 1 milyon taşeron işçi. İşte bilmem kaç milyon emekli. 20 küsür bin işte milyonlarca emeklilikte yaşa takılan bilmem ne işte engelli hakları, engellerin de var. Onu da soracağım biraz sonra. Yani çok açık problem alanları var. Doğru.
Türkiye'nin bütçesi bir yandan da IMF'ye borç veriyoruz. Yani IMF'ye borç verir hale 2023 vizyonumuz var. Çok açık problem alanları da var. Şimdi bakıyorum ben Sayın Başbakan açısından. Ya bunları niye çözmek istemezsin? Yani evet. Bunları tamamen çözmek ister. Siz de biraz evvel ifade ettiğim gibi siz de çözmek hem manevi duygularınızdan dolayı çözmek istiyorsunuz. İnsani tavrınızdan dolayı. Hem de yaptığınız işte başarılı olup olmamanızın en önemli kriteri taleplerinizin ne kadarını yerine getirttiğiniz. Böyle bir şey var. Yani aslında amaçlar da bir araya gelmiş durumda. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi de bu yöndedir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da evet. Sonuçta esnaf çocuğu, işçi ailesinden geliyor vesaire. Ama çözülmüyor. Yani 12 sene geçti, çözülmüyor. Bu empati de yaparak niye çözülmüyor, ne oluyor? Evet, tabii Türkiye demokratik bir ülke. Hükümette sadece çalışanların, işçilerin, memurların değil, bütün 77 milyon vatandaşın hükümeti. Dolayısıyla hükümetler bütün sosyal tarafların taleplerini, bütün kesimlerin taleplerini de dikkate alarak bir model geliştirmek zorundalar. Dolayısıyla bizim taleplerimiz karşılandığı zaman bir başkasının menfaatleriyle çatışıyor. Bizim taleplerimizin geri bırakıldığı zaman başka birilerinin menfaatleriyle başka bir yerde çatışma oluyor. Bu bence dengeyi, adalet duygusunu bir kenara koymadan kurmamız gerekiyor. Siz şimdi optimum dengeye evet. Bu sorunlar açısından yakın olduğumuzu mu, uzak olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Ya bence epeyce mesafe bence, var. Bence ciddi şekilde Türkiye'nin doğrudan büyümesiyle, ekonomisiyle, gelişmişliğiyle, Türkiye'nin üretimiyle, Türkiye'nin yatırımlarıyla doğrudan ilgili bir olay bu. Yani sonuçta sizin pastanızın büyümesi gerekir ki bu pastadan herkes pay alabilsin. Olayın bir bu ekonomi boyutu var. İkinci boyutu bir tercih boyutu var. Yani burada bizim tercihimiz kimden yana olacak? Adaletten yana, haktan yana, mazlumdan yana, mağdurdan yana mı olacağız, güçlüden yana mı olacağız? Mesela HAKİŞ'in 2012 yılı vizyonu şu. Biz genel kurulumuzda aldığımız bir karar var. Diyoruz ki bu ülkede, bölgemizde, ülkemizde ve küremizde bize ihtiyaç duyan herkes bizden alacaklı. Bizim borcumuz var onlara. Demin evet. Arkadaşımızın biri diyor ki hakkımı helal etmiyorum. Evet bizden mazlumlar, mağdurlar, hakları elinden alınmışlar, itilip kakılanlar, zulme uğrayanlar, sokakta yatanlar, bütün insanlar, yani bu konudaki bütün mağdurlar bizden alacak. Niye biliyor musun? Benim ismimin başında HAKİŞ var. Evet. Adalet diyoruz, hak diyoruz, hukuk diyoruz. Bu haksızlıkları, hukuksuzlukları gidermek için mücadele etmek zorundayız. Ben bunun bilincinde hareket ediyorum. Dolayısıyla bizim durduğumuz yer adalet ve hak penceresi. Buradan baktığımız zaman yanlış gördüğümüzü eleştiriyoruz, itiraz ediyoruz, doğrusunu istiyoruz. Ha bizim gücümüz nereye kadar? Ben o arkadaşlarıma şu soruyu soruyorum. Evet. Türkiye'de 11 milyon, 12 milyona yakın işçi var, sigortalı işçi var. 12 milyona yakın. Ve bunların 11 milyondan fazlası, 11,5 milyona yakını da özel sektörde. Ve bu insanların maalesef büyük bir bölümü sendikası. Ben de buradan çağrı yapıyorum. Arkamızda o milyonlar olsun. Şu anda 3 konfederasyon, HAKİŞ, DİSK ve Türk İş'in toplam bağımsız sendikalar dahil 100'e yakın sendikanın toplam üye sayısı 1 milyon civarında. Bakınız 12 milyonun 1 milyonu sendikalı. 3 konfederasyon. Şimdi bununla gücünüz bir kıyaslarsanız ya insanlar sizi duymayabilir. Ama sizin arkanızda milyonlar saf tutarsa benim demin söylediğim gibi hak penceresinden bakarak, adalet penceresinden bakarak topluma çözüm ortaya koyduğunuzda arkanızda milyonlar olursa sizi daha çok dikkat alırlar. Yani alırlar. Siz diyorsunuz ki 5 milyon üyem olsun da gör bak ne oluyor. Elbette ki. Ya, dolayısıyla bu da işin bir realitesi. Yani bunu da hiç kimse göz ardı etmesin. Mücadele etmeyelim. Sendikalara üye olmayalım. Sendikalara destek olmayalım. Sendikalar da bunu çözsün. Ya keşke öyle bir imkan olsa. Keşke Cenab-ı Hak bize Hazreti Musa'ya verdiği imkanı, asayı bize de verse de vursak asayla sorunu çözsek. Öyle değil. Ya gücünüz ne kadar ona bakıyor insanlar. Tabii şimdi mesela benim için de söyleyeyim. Ya Serdar Arsevan şu soruyu konuyu gündeme getir, bu konuyu gündeme getir. Ben de yazıyorum diyorum ki Akit gazetesi alıyor musun? Evet. Ya diyor şeyden takip ediyorum, internetten takip ediyorum. Evet. Ama işte yani tiraja yansıyan evet. Gücümüz kadar gücümüz oluyor.
Evet. Sonuçta. Aslında burada sizin bu yolu açtınız. Çok teşekkür ediyorum. Ya bizi insanlar eleştirecek. Çünkü bizden beklentileri var Serdar Bey. Bizi takip edecek. Niye? Takip etmiyorsa, bizden talepte bulunmuyorsa, bize sitem etmiyorsa inanın biz o zaman bittik. Evet. Onun için ben eleştirileri, bizden beklentileri, hatta bak hakkımı helal etmem başkan, bu sorunu çöz demelerini inanın ben kendimi mutlu hissediyorum. Niye biliyor musunuz? Ya bizden umut var. Bize güveniyorlar, bize inanıyorlar. Bakın Halit Demirbaş, bu çok önemli bir Demirbaş şey. Demirbaş demiş ki o dediğiniz şeyde. Sendikalar samimidirler, hepsi öğlenden alacağı aidatın peşinde. Hükümet ne derse imzalayıp çıkıyorlar. Hı. İşçiyi düşünen yok. Aslında yani şunu söyleyeyim Halit Bey kardeşim. Hani benim tavrımı biliyorsunuz. Ben deli dolu bir adamım. Yani en çetin soruları en çetin ortamlarda da soruyorum ama şunu %100 yani şunun şahidiyim. %100 şunun şahidiyim. Hükümetle, HAKİŞ, hükümetle memur sen arasındaki görüşmelerde kriz olduğu, iplerin kopma noktasına geldiği, küsme noktasına geldikleri çok olmuştur. Yani öyle. Ben bir örnek hükümet vereyim. Hükümet ne derse imzalayıp çıkıyorlar. Bir örnek vereyim o arkadaşımıza. Beni bağışlasın. Halit Bey kardeşim size, Halit Demirbaş. 1998 yılında Ankara'da. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü sendika HAKİŞ'e bağlı hizmet iş. 22 gün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tarihi bir grev yapılmıştır. 6 bin işçi 22 gün greve gitmiştir. Ve daha sonra da istediği ücreti almıştır. Şimdi 1995 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi'nde. O zaman Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün, Hizmet İş Sendikası'nın genel sekreteri Mahmut Arslan, benim iş yerimdir Konya Büyükşehir. Orada 5 gün süreyle ciddi bir grev yapılmıştır ve grev sonunda sözleşme imzalanmıştır. Şimdi bizi hükümet ne derse kabul ediyor derseniz bu hakikaten haksızlık olur. Yani bunu söyleme. Ya şunu söyleyelim, yeterli değil. Mücadele etmekte sorun yaşanabilir. Demin söyledim, mücadele gücünüz sizin kişisel beceriniz, kişisel birikimleriniz değil Serdar Bey. Mücadele salt gücünüz üyenizle ilgili. Şimdi bu konuşan arkadaşlarımız buyurun meydana dediğimiz zaman meydanda bizimle beraber olması gerekiyor. Üye olması gerekiyor. Sendikaların en kötü sendikacılık en iyi sendikasız yerinden iyidir. Sendikalara üye olalım. Bakın 1 milyona yakın taşeron işçi sendikalarda toplanın diye ben bas bas bağırıyorum. İşyerlerine gidiyoruz. Kampanyalar açıyoruz. Gelin üye olun. Korkuyor arkadaş. Diyor ki ya beni diyor işveren işten atarsa. Nasıl üye yapıyoruz? İlgili işverenlerle görüşüyoruz, baskıları engelliyor, sonra gelip üye oluyorlar. Şimdi Allah aşkına böyle bir yapıyla siz ne kadar mücadele edersiniz? Onları suçlamıyorum. Şartlar bu noktaya getiriyor. Onun için sistemlerini haklı biliyorum, eleştirecekler. Ama ben şundan eminim, bize inandıkları için, bize güvendikleri için, bizden bir şey bekledikleri için bu sistemleri yapıyorlar. Ondan dolayı da mutluyum. Ya düşünün ki televizyonu kapatsalar, bizi dinlemeseler, bunlardan bir şey olmaz. Daha kötü. İşte o zaman bittiğimizin işaretidir. Ben bütün bu eleştiriler aslında bize olan güven, bize olan itimat ve bize olan gelecekle ilgili umutlarındandır. Umarım onların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Bir mücadele yapacağız. Ha. Bunu da hep birlikte başaracağız. Yani biz de umuyoruz. Benim kaç dakikamız var? Bir 10 dakikamız daha var başkanım. Benim umduğum şey, yani gazeteci olarak, arkadaş şu Gezi Parkı'ydı, bilmem neydi, şuydu, buydu, ıvırdı, 1 Mayıs kutlamaları orada mı olacak, orada olsa ne olur, burada olsa ne olacak? Evet. Ne dediğin önemli. Hı. Yani git yani Kastamonu'da yap, ne olur. Git yani 1 Mayıs kutlamalarını Nasrullah Camii'nin önünde yap yani. Evet. Ne kadar güzel olur. Mesele o değil, mesele bu ideolojik bağlamdan çıkartılıp tartışmaların. Biz de gazeteciliğimizi yapalım arkadaş, yani ne bileyim. İşte şimdi bugünlerde Cumhurbaşkanı kim olacak, Başbakan kim olacak tartışmaları vesaire var. Seçimlerden çıktık vesaire. Şimdi taşeron işçilerle ilgili bir konuyu yazsam ya diyecekler gündem bu mu vesaire. Hani gündem o kadar, evet, çok örtülmüş durumda ki. Onu istiyorum. Şimdi değişik şeyler de hoşuma gidiyor. Yani şimdi niye Taksim, niye Kastamonu olmasın dedim. Yani inşallah bir günde Kastamonu'da. Benim şeyde Kastamonu'da yaparsınız. Bu sene Kayseri'de, evet, yapacaksınız. Bir kere Kayseri tercihinin sebebi ne? Evet. Onu sorayım. Teşekkür ederim. Aslında geçen yıl biz Karabük'te
1 Mayıs'ı kutlamıştık. Karabük'te biliyorsunuz Kardemir'in, Hak için çok önemli eserlerinden birisi. Kapatılmış bir fabrikayı yeniden ayağa kaldırdık. Ve Karabük şehrini ayağa kaldırdık aslında. Dolayısıyla böyle bir manevi bağımız var. O nedenle dedik ki biz önümüzdeki geçen yıldı Karabük'te yapalım. 1 Mayıs'ı kutladık. Çünkü İstanbul tartışmaları devam ediyordu. Bu yılda dedik ki Anadolu'nun belli şehirlerini biz 1 Mayıs vesilesiyle de hem kamuoyu gündemine taşıyalım, hem çalışanların gündemine taşıyalım, hem de Anadolu insanıyla da 1 Mayıs'ı buluşturalım. Doğru bir 1 Mayıs'la buluşturalım noktasında. Niçin Kayseri? Bazı iller vardı, Rize vardı, İskenderun, Konya, Kayseri gibi illerimizden bir tanesini, Ankara, Kocaeli gibi illerinden bir tanesini seçmemiz gerekiyordu. Bir Kayseri bir defa Anadolu'nun yeni parlayan yıldızlarından birisi. Evet. İki, Hak İş'in üye sayısının çok fazla olduğu illerden bir tanesi. Özel sektörde ciddi şekilde örgütlüyüz Kayseri'de. Bu da bizim için ikinci sayık oldu. Üç, İç Anadolu'da ulaşımın, çevre illerinde de ulaşımın kolay olacağı bir şehir. Tabii ki en önemlisi de gerçekten Kayseri önemli bir sanayi şehri. Ciddi bir sanayileşme hamlesi var. İhracat yapan şirketleri var. Türkiye'ye örnek model oluşturmuş iş adamları var. Ve ciddi bir altyapı, işçi potansiyeli vardı. Bütün bunları yan yana koyarak böyle bir karar aldık. Miting mi olacak orada? Evet, orada merkezde, Kayseri merkezinde Allah kısmet ederse 20, Kayseri'ye yakın 20 ilimizden kitlesel olarak ve Kayseri merkezdeki üyelerimizin de ve kamuoyunun, bütün Kayserili emekçilerin, bütün Kayseri halkının da davet edildiği, bütün anlayışların, görüşleri, düşünceleri, fikirleri ne olursa olsun Hak İş'in 1 Mayıs kutlamalarına davet edildiği bir model var. Bu modelle Kayseri merkezde önemli bir meydanda inşallah 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günü'nü orada coşkuyla, heyecanla, halaylarla, türkülerle, aynı zamanda da taleplerimizi yüksek sesle seslendireceğiz. İtirazlarımızı yapacağız. Eleştirilerimizi yapacağız. Beklentilerimizi ortaya koyacağız. O engelleri kaldırılması için çalışanların desteğini, katkısını, dualarını isteyeceğiz. Ve inşallah Türkiye, Kayseri'ye 1 Mayıs nasıl olmalı? 1 Mayıs'ta ne söylenmeli, ne yapılmalının en güzel örneklerinden bir tanesini Kayseri'de vereceğiz. Ve bu yanlış, haksız, çalışanlar için de haksızlık olan yanlış 1 Mayıs algısını da değiştirmek için çabalayacağız. Ve Türkiye kamuoyunu da, medyayı da, özellikle ulusal medyayı da lütfen kameralarını sadece gaz fişeklerini, copları, tomaları değil de ne olursunuz 1 Mayıs'ta alanlardaki coşkuyu, heyecanı, insanların 1 Mayıs'tan beklentilerini barışçıl bir dille, barışçıl bir tarzla ortaya koymalarında göz ardı etmeyin. Türkiye onlardan ibaret değil. Ha. Türkiye maalesef uluslararası medyada, Türk medyası da böyle bir noktada hep krizi, hep sorun alanlarını gündeme getiriyor. Rating kavgası, başka amaçlar. Ya burada bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir ben sık sık yazılarımda dile getirmeye çalışırım. Bir muhafazakar kompleks var. Evet. Yani sadece yani bunu çok yerlerde görüyorum. Muhafazakar tabandan gelmediğim için de anlamaya çalışıyorum nasıl oluyor bu diye. Evet. Şimdi ya evet Taksim'de bir olay var. Onu vereceksin. Evet. Ama sanki muhafazakar medya bu muhafazakar sözünü de çok sevmiyorum ama ne diyeceğim bilmiyorum. Hassas medya mı diyeyim ne diyeyim. Derin solun ya da ideolojik solun hatta marjinal ideolojik solun gündemine çok fazla takılıyor. Doğru. Hani rahmetli Erbakan Hoca aslında kendi gündemini Türkiye'ye empoze eden bir yapısı vardı. Yani D8'leri herkes o evet. zaman konuşuyordu. Evet. Havuz sistemini konuşuyordu vesaire evet. konuşuyordu. O zamana göre muhafazakar medya denilen ya da hassas medya denilen medya organlarının sayısı, okuyucuları falan daha fazla. İmkanları daha fazla.
Ama yine bakıyoruz, gündem belli noktalarda. Yani işte diyelim ki iki kişi öldü. Her ikisi için de yüreğimiz yanar. Ama ölen muhafazakar çocuğu ise hiç o eşit ağırlık olması lazım. Evet. Yani şey öbürü de görülmesin demiyorum. Eşit ver. Evet, eşit evet. Ver ama böyle olmuyor. Neye bağlıyorsunuz? Yani bence bir bu medya organlarının mutfak kısmında bir sorun var. Evet. Yani bir defa haberleştirme, haberi ulaştırma, tercihler vesaire. Orada zannediyorum, çünkü benim de başıma geldi. Bir medya kuruluşunun, televizyon kuruluşunun davetine katıldım. Ve bizim 1 Mayıs ve benzeri sorunlarla ilgili konuşmalar vardı. Ekrandan bir taraftan da bizimle alakası olmayan görüntüler geçiyor. Dedim bir dakika. Siz oradasınız. Biz orada. Dedim ayıp bir dakika. Şey. Biz size göndermişiz. Hakiş'in bu konudaki eylemleri, mitingleri, gösterilerini göndermişiz. Kardeşim dedim ya bari benim programda bunu yapmayın Allah aşkına ya. Öyle bir algı oluşturuluyor ki yani 1 Mayıs deyince belli bir örgüt akla geliyor. 1 Mayıs deyince Taksim akla geliyor. Çatışma akla geliyor. Ya 1 Mayıs'ın belli bir kesimin tekeline bırakılmak istenmesini biliyorum. Belli çevreler bunu yapıyor da ya siz bari objektif yapın diyorum. Bakın objektif. Evet. Ama maalesef bu medya organlarında büyük ölçüde o algı oluşturuluyor. Bu biraz da mutfak kısmıyla da ilgili. Biraz da bu haber editörlerinin yaklaşımıyla da ilgili. Ben buradan sesleniyorum. Bakınız bilerek veya bilmeyerek, büyük ölçüde bilmeyerek son şu 10 günde sürekli bir kısım çevrelerin propagandasını yapacaklar. Taksim, 1 Mayıs, sendikalar, aynı tartışma. Peki ya bir de kameranızı Anadolu'ya çevirin. Diyarbakır'da Memur Sen yapacak. Hakiş, Kayseri'de yapacak. İşte Türk İş, Kadıköy'de yapacak. Başka örgütler. Bir de biz 81 ilde yapacağız ayrıca. Yani kitlesel olarak Kayseri'de ama 81 ilde de örgütlerimiz ayrıca 1 Mayıs kutlamalarını yapacak. Ya biraz Anadolu'ya bakalım. Ve gündemi de gerçekten bu suni gündemin gerçek gündeme dönüşmesini sağlayalım. Ben buradan bütün medya organlarına da çağrı yapıyorum. Yani şunu da söyleyeyim, işin içindeyiz. Evet. Hani akla gelebilecek muhafazakar organlarda Akit Gazetesi bunun dışındadır. Akit Gazetesi kendine has bir üslubu olan farklı bir gazete. Ama inanın derin soldan gelen adamlar muhafazakar kökten gelen adamlardan daha fazla maaş alırlar. Aslında bunlardan herhangi birisi taşeron değildir ama oradaki muhafazakarlar taşeron gibidir. Hatta şunu da söyleyeyim. Kompleks dediniz herhalde. Evet evet. Orada üst düzey pozisyonlarda bulunanlar da derin solculardan fırça yerler. Bunu geçen bir tane bizim diye bir işte hassas kanallarda yönetime getirilmiş bir tane derin solcunun geçenlerde kitabı çıktı. Orada muhafazakarları nasıl fırçaladığını. Halbuki o muhafazakar denilen adam ondan üst pozisyonda. Doğru. Ama sen kimsin diyor, sen gazeteci misin diyor, bilmem ne mi diyor, o da ona diyor yanlış anlama beni diyor vesaire diyor. Böyle bir şey var. Bu şundan da kaynaklanabilir. Bir gezi olayları sırasında bir merkez medyada kendisi olarak tanımlayan bir medya organı o olaylara fazla yer vermedi diye gittiler önünde eylem yaptılar. Evet. Özür dilettiler. Çıktı şeye sonucu özür diliyoruz dedi. Yani o eylemsellik de kırıp dökmek yok ama yani birazcık alanda olacaksın. Evet. Ve Hak İş Başkanı konuşurken arkasında ideolojik solun görüntülerini geçen adama tepkiyi sadece Mahmut Arslan vermeyecek. Hı. Mahmut Arslan da tabanı verecek. Böyle bir yani böyle bir kesin topyekün bir şey yapmak lazım. O da işte sizin gücünüze yansıyor. Yani işte Mahmut Arslan bir görüşme yapacağı zaman taleplerini kitlesine göre şey yapıyor. Ne dedi Sayın Erdoğan? Dedi ki bu istiklal mücadelesidir. Ey milletim bana destek ver. Ben gür konuşayım. Şimdi gür konuşuyor %45. %33 Aseli konuşabilir miydi? Evet. Konuşamazdı. Kesinlikle. Böyle düşünüyorum. Aslında siz medyanın içinden birisi olarak bir öz eleştiri yaptınız. Bence bunu önemsiyorum ben. Bu sadece medya için geçerli değil. Yani bu 12 yıllık AK Parti için de söylemiyorum.
geçmiş dönemlerdeki iktidarlar için. Bu sadece medyada değil bu söyledikleriniz. Diğer kamu kurumlarının kilit noktalarında da öyledir. Böyle bir hastalık var, böyle bir kompleks var. Ya o olursa hani daha farklı olur düşüncesi. Bence belki yaşanan son olaylar tekrar bizi yeniden gözden geçirmeyi, yeniden bir öz eleştiri yapmayı, bir empati yapmayı öğretti. O zaman biz kimlerle yürüyeceğimizi tekrar bir daha gözden geçirmek lazım. Hiç komplekse falan gerek yok. Ben inanıyorum her alanda olduğu gibi, yani bu muhafazakar kelimesini tam kullanmak istemiyorum da, ülkesini seven, vatanını, milletine bağlı, tarihini, kültürünü, değerlerini özümsemiş yerli insanların her alanda ben en iyi noktalarda başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu başka bir şey. Böyle bir komplekse de gerek yok. Medyada da, sendikacılıkta da. Ben uzun yıllar bir şöyle eleştirdik ya. Bana bir işçi dedi ki 1983 yılında. Dedi ki ya Sayın Başkan, ya sen güzel şeyler söylüyorsun ama ya sen sendikacı değil de bizim mahallede imam olabilirsin diyor. Niye? Ya sendikacı dediğin diyor şunda şunlar olacak. Söylediği hiçbir şey bizim değerlerimizle örtüşmüyor. Yalan söyleyeceksin diyor. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Böyle sendikacı olunur diyor. Şimdi ya beni caminin imamı olmaya layık görüyor. Sendikacı olmaya layık görmeyen bir kültürden geliyoruz. Evet. Ya bu ciddi bir değişim yaşadık. Bugün Allah'a şükür Hak İş'te, Memur Sen'de bu anlamda gerçekten kendi rüştünü ispat etmiş etkin kuruluşlar. Ama bu kolay olmuyor. Bence diğer alanlarda da böyle yani. Komplekse gerek yok. Evet. Bu ülkenin yetiştirdiği gerçekten her alanda başarılı olabilecek son derece ülkenin kendi çocukları, yerli çocuklar değerlerinden, inançlarından, kültüründen vazgeçmeden o kültürü taşıyarak bir şeyler yapmak isteyen o kadar çok gencimiz, evladımız var ki hiç komplekse gerek yok. Bence bunlarla medyada da, sendikacılıkta da, bürokraside de her alanda artık bu gençlerimiz var. Hiç komplekse gerek yok. Ben hiç öyle bir derdimiz yok bizim. Nereye gidersek kendi değerlerimizden vazgeçmeden, kendi kültür kodlarımızdan yürüyerek, kendi tarihsel birikimimizden, ilkelerimizden, misyonumuzdan vazgeçmeden modern sorunlara karşı mücadele ediyoruz. Yoksa ne oluyor? Mesela bu bitirmeden başkanım, hadi medyadan açtık. AK Parti iktidarı döneminde bir takım tipler, malum liberal falan bilmem ne deniyor. Bu adamlara televizyonlarda program yaptırıldı. Devletin televizyonlarında program yaptırıldı. Dünya kadar imkan sağlandı. Bunlar kanaat önderi olarak ön plana çıkartıldı. Reklamasyonları sağlandı. Kitapları daha fazla satmaları sağlandı. Yani bugün elde ettikleri 10 şey varsa 9'una bugün küfrettikleri iktidar vesile oldu. Yani anlatabiliyor muyum? Peki neydi bu adamların marifeti? Neydi bu adamların marifeti? Beyaz olmak, zenci olmak, bu kavramlarla mı açıklıyoruz? Yani bunların artık yıkılmış, bitmiş olması gerekiyor. Liyakate esas alan, samimiyete esas alan ve denenmiş, sınanmış. Yani isterse 72 tane yabancı dil bilsin. Yani delikanlı olmadıktan sonra, omurgası olmadıktan sonra, satmaya teşne bir adam olduktan sonra, dünün Mao'cusu, ondan öncesinin Sovyetçisi, ondan sonrasının liberali, ondan sonrasının başörtüsü destekçisi, ondan sonrasının tarafgiri, ondan sonrasının paraleli, ondan sonrasının bilmem nesi, sırtını sıvazladığın zaman iyi, bir talebini yerine getirmediğin zaman senden kötüsü yok. Bu tür omurgasız adamlarla artık yürünecek yol yok. Onun için de ben şu çağrıyla yüzümüzü kendimize dönelim. Yüzümüzü kendimize dönelim ve 1 Mayıs'ta muhafazakar medya denilen de en azından, yani diğerlerine bir şey diyecek durumumuz yok ama hassas medya falan denilen de bu kompleksin izlerini 1 Mayıs'ta görmek istemiyoruz. Kısmetse 2 Mayıs'ta da bu kompleksin ne kadar izi var, ne kadar yok, tek tek isim vererek de değerlendirme yapacağım köşemden diyorum. Sayın Mahmut Arslan, şeref verdiniz, çok teşekkür ediyoruz. Kayseri 1 Mayıs eyleminizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Birlik, mücadele ve dayanışma günümüz olan 1 Mayıs'ta bütün Kayserileri, bütün emekçileri alanlarda bizimle beraber olmaya davet ediyorum. Umarım barışçıl, coşkulu, heyecanlı halaylarla, türkülerle birlikte kutladığımız bir 1 Mayıs'ı
Türkiye'ye armağan edeceğiz. Ve dualarla. Dualarla. Evet. Mehterimiz de. Kayseri mehterimiz de olacak inşallah. Mehterimiz de. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim, bir fincan kahveye haftaya devam edelim kısmetse. Hayırlı günler diliyorum.